Efendim yeniden birlikteyiz. Bu bölümde emek, işçi bu haklarını konuşacağız. Konuğumuz Türk İş Isparta İl Temsilcisi, Tesis Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sağ olsun başkanım bizi kırmadı. Ama Türkiye gündeminde sürekli asgari ücret var, vergide adalet var, işçi zammı var, hayat şartları var, pahalılık var. Ve burada da en büyük sıkıntıyı çeken, aslında hak arayan sizlersiniz. Sizlerle bunu konuşacağız. Abi ne var ne yok bir genel çerçeve çizelim. Neler yapıyorsunuz? Hocam bütün Kanal 32 camiasını ve sizlere özellikle bizleri bu programa davet ettiğiniz için işçi arkadaşlarımın, emekçinin, alın terinin sesini duyurmak için sizlere teşekkür ederiz. Tabii ki son 3 yıldır gündemimizde ekonomik kriz var. Benim yaşım 57. 57 yıldır ben az çok sigara kuyruklarını da gördüm, tüp kuyruklarını. 5 Nisan kararlarını da gördük. 2001'deki krizi de. Ama 3 yıldır enflasyon kesinlikle durmadı. Sizinle her yaptığımız programda dedik ki zamdan ziyade enflasyonu durdurmamız lazım. Çünkü bu çok alım önemli. Alım gücü söylediniz. Alım gücü her ay düşüyor. Yani burada biraz ağır olacak ama yalancı TÜİK'in rakamlarıyla işçi arkadaşlarımın her ay aldığı maaşla alım gücü düşüyor. Çünkü gerçek rakamı yansıtmıyorlar. Yani bir TÜİK başkanımız var. %75 ile 45 arasında fazla bir fark yok diyen bir kişinin o makamda oturmaması %75 lazım. %75 ile %45 arasında fark yok. Bunu nasıl söylerim? Ne kadar böyle acemice. Yani bunlar nerede yaşıyorlar ben bilmiyorum. Özellikle Maliye Bakanımızdan da yani 17 bin lira çok kötü bir ücret değil diyerek böyle bir beyanatı var. Kendisini buradan istifaya davet ediyorum. Eğer 17 bin lirayla bırakın 30 günü. Bize bir hafta kira da vermesin. 17 bin lirayla geçinsin. Tamam asgari ücrete biz zam istemeyelim. Ama böyle 17 bin lira kötü rakam değil. Şu böyle yani yanlış bir şey. Şimdi Türk işimizin özellikle ay yayınladığı hocam şeylerimiz Temmuz var. Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı ne efendim? Evet. Sadece bir ailenin 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması 19.234 lira. Evet. Bunun yanında giyim, konut, kira, elektrik, telefon, internet, ulaşım, sağlığı da koyduğumuz zaman 62.650 lira. 62.650 lira. Sadece bir bekar çalışanın aylık maliyeti 24.900 lira. Yani bunun karşılığında hangi kuruluş, kurum veya serbest çalışanlar da bir değerlendirme yaptılarsa hemen hemen rakamlar aynı yakın çıkıyor. Bakın bu istatistikler varken, bu rakamlar varken bir TÜİK başkanımızın, bir Maliye Bakanımızın bu söylemlerini gerçekten biz kınıyoruz. Şimdi yoksulluk ve açlık sınırı, yani açlık sınırı kaç abi? Onu rakamlar o da var. Bakın sadece gıda harcaması 19.234 lira. 4 kişi aylık gıda, hiçbir şey, sadece gıdaya harcadığımız para. Ama bunun içine eğitimi, yolu, şey elektrik, abi, su, doğalgazı koyduğumuz zaman 62 bin lira. Hangi işçi arkadaşım, hangi askeri ücretli bu rakamlarla... Eğer memur abi, memur da aynı. Memur arkadaşlarımız da aynı. Hangi çiftçimiz? Ama tamam biz bir ekonomik kriz var. Bunun sebebi işçi arkadaşlarım da değil asla. Bakın. Yani bu ülkemizi yöneten artık ekonomi bakanlarımız olsun, cumhurbaşkanımız olsun. Yani bunu da şimdi tasarruf tedbirleri çıktı. Yani başladı işte işçi arkadaşlarımızın servisleri kaldırılacak. Yok işte Türkiye genelinde özellikle Isparta'mızda 81 tane kiralık araç şoförümüz var. Hı. İhaleleri onaylanmadı. Ayın birinden itibaren işsizler ordusuna 81 kişi daha katıldı. Burası önemli. 81 tane kamunun kiraladığı araç var. Evet. 81 şoför var tabii. Evet. İhaleler onaylanmadığı için. Cumhurbaşkanlığımız strateji dairesinden onaylanmadı. Biz 81 kişi işsiz. Evet genel müdürlüğümüzle görüşüyoruz. Külliye'de bu konuyu aktardıklarını hani önümüzdeki günlerde imzalanacağı söyleniyor. Hı hı. Ama şu anda o çocukların psikolojisini düşünün. Ayın 1'i itibariyle 10 tane arkadaşımız toplamış Atatürk Parkı'nda ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bir ay maaş almadıkları zaman işte ev kiraları, elektrikli, suydu, kredi kartıydı ne olacak? Zaten çocuklar asgari ücretle çalışıyor. Yemek yolu koyduğumuz zaman üzerine 20 bin liraya yakın bir para alıyorlar. Çok öyle bir afaki de almıyorlar. Ama yani ülkemizde bir de şöyle bir şey var. Hani işsizler iş istiyor. İşi alanda geçinmek için çareler şey yapıyor. Evet. Bu arkadaşlarımız da aynı. Ek iş bulurlarsa ek işe gidiyorlar.
Eşleri çalışma imkanı varsa, iş bulabilirlerse onları çalışıyorlar. Bir yere iki maaşın girmesini sağlamak için. Yani biz burada ekonomi yönetimine gerçekten hayret ediyoruz. Ben şöyle görüyorum hocam, sizler de devamlı toplumun içindesiniz. Yukarı ile aşağı arasında bir kopukluk olduğunu tahmin sanki ediyorum. Sanki toplumdaki sıkıntıları görmüyorlar veya aktarılmıyor galiba. Ya. Öyle aynen. Bir şey var. Yoksa hani bu cümleler bu başkaları olmaz diye düşünüyorum. Şimdi hastalığım vardı. Yapmazlar. Bütün açık şeyleri, televizyondaki açık oturumları seyrederdim. Son 3 aydır seyretmiyorum hocam. Şimdi bakıyorum 5-6 kanal sadece iyi tarafını gösteriyor. 5-6 kanal da komple kötü tarafını gösteriyor. İkisi de yanlış abi. İkisi de yanlış. Yani doğru nerede? Şimdi benim ülkemde şu anda ekonomik kriz var. Kim net. Ne derse. Hayır, bunu da zaten iktidar inkar etmiyor. Etmiyor. Hayır, doğru söylüyorsun. Ama hocam şöyle bir şey var. İnkar etmiyor da. Tasarruf tedbirlerinin gayesi neydi? 100 milyar liralık bir tasarruf evet. yapmak. Evet. Ya komik bir rakam. Yani işte katrilyonlar mı diyelim, rakamları da artık evet. dilimiz telaffuz etmiyor. Vergilerini affettiğimiz, teşvik verdiğimiz, yani su, hani hepimiz çiftçi. Yani daha büyük kalemler aslında var. Buna ihtiyaç hayır. kalmadan aslında bu sistem. Bu 100 milyarın 10 katı, 20 katı yani el attıkları zaman o affettikleri vergileri veya öteledikleri şeyleri, alacakları eğer tahsil ederlerse bir an önce emeklimize, işçimize ya bakın, daha büyük kalemlerde tasarruf edilirse aynen. Hani biz bunları hükümetimizden inanın bir an önce bekliyoruz. Şimdi kamuda çalışan işçi arkadaşlarım olsun, asgari ücretle çalışanlar olsun, emeklerin durumunu anlatmaya gerek yok. Emekliler, gerçekten büyük bir sıkıntı abi, var. Emekliler hakikaten bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Aynen. Vallahi mucizeyi. Asgari ücretli 17.002 lirayla. Yani bilmiyorum da hani Avrupa ülkelerinde böyle bir rakam desen yani böyle şaşkınlıkla bakıyorlar. YouTube kanallarında bazen yorum yapıyorlar da. Hani bizler şöyle olimpiyatlar var. Hı-hı. Şimdi bakıyorum olimpiyatlara. Ya işte savaşta olan Ukrayna. 25 milyon nüfusu olan bir Avustralya, bir İsveç, bir İsviçre. Ya diyorum ki her yerde, her branşta varlar. Ya benim Türk insanım niye yok? Yani bizler sporcu değil miyiz veya zeki değil miyiz? Evet. En alası biziz ama bizler daha kendimizi bildim bileli, adımızı soyadımızı öğrendiğimizde işte enflasyon, ekonomik kriz, işte sağ sol davası, işte PKK'ydı, FETÖ'ydü, yok 3. Dünya Savaşı'ydı. Ya insanlarımız var ya ne spora kendini verebiliyor ne başarılı olabiliyor. Veya bir şekilde dediğim gibi motive olamamışlar. Olamıyorsun. Hep bir yanın bir yerde bir yanlışlık var. Kesinlikle. Sistemimiz yok ki abi. Şimdi 14 yıldır bu görevdeyim hocam. Eğer ki 12-13 yıl önceki röportajlara bakarsanız o günden bari diyordum ki sulama birlikleri çok önemli. Şimdi bak, o zaman güzel bir nokta. Ben onu soracaktım. Evet, ne aşamada ne oldu? Hep söylüyorsunuz hala. Hiçbir şey yok. Şöyle tamam. İhaleler yapıldı, kapalı sisteme geçilmek için çalışmalar vardı. İşte burada Atabey Sulama Birliği'miz. Evet. Bakın, Dünya Bankası'ndan o zaman vekilimiz garanti şey aldı, kredi aldı. Geçen sene şey bıraktı gitti. Müteahhit gitti. 9 Ağustos'ta yeniden ihale olacağı bekleniyor. Çiftçimiz, köylümüz, işte biz düğünlerde işte Findos olsun, diğer Pembeli olsun oralara gittiğimiz zaman artık dikmediğimiz gibi meyveler kurumaya başladı öyle diyorlar. Abi. En öyle. Fazla 2-3 yıl sonra Atabey Ovası eskiden bir rüzgar çıktığı zaman bir baştan bir başa kadar o toz gidermiş, duman gidermiş. Allah göstermesin o duruma düşeceğiz. Şimdi çiftçi çaresizce sondaj salıyor. Yeraltı sularını çıkmıyor bitiriyoruz. Yağan yağmur, kar önce orayı dolduracak. Ondan doğru. sonra gölümüze bir faydası olacak. Gerçekten bizler iş yeri ziyaretleri yaptığımız zaman gölün durumuna inan üzülerek bakıyoruz. Gerçekten çok kötü durumda. O su bizim yöre olarak da çok lazım. Abi sen dediğin bizim gibi, can damarımız. 14 yıldır, 12 yıldır söylüyorsun aynen. bu konuyu. Burada hocam kendisi şu anda görevde değil ama yıllarca bakanlığımız yapan Veysel Eroğlu bakanımızın büyük hataları var. Bin günde bin bir gölet sloganıyla hiç su gelmeyen derelerin önüne gölet yaparak kapalı sisteme hiç eğilmedi. Kapalı sistemde şu anda biz vahşi sulama yapıyoruz hocam. Hı. İnanın suyun %40'ı ama ısının etkisiyle, ama kaçaklarla, ama betonun şeyiyle kayboluyor zaten. %60'ını da çiftçiye veriyoruz. Bitti. Bilinçli bir sulamamız da yok. Ama kapalı sistem öyle değil hocam.
Bazı yerlerde mesela Şuhut'ta, Selebir Sulama Birliğimiz. Kapalı sistem var. Şimdi çiftçimiz geliyor. Bana diyor ki 200 liralık kontrol. İşte Uluborlu. Aynen. Uluborlu. En yakın. Doğru aynen. Söylüyorsun. Kontrol alıyor. Bu sefer çiftçimiz paramız şey olmasın diye. Tam böyle su ihtiyacı bittiği an hemen kapatıyor. Ama şimdi öyle değil. Suyu atıyor deve boynunu, çekip gidiyor kahveye oturuyor. Niye? Yani fazla sulasa da aynı para, olmasa evet. da. Ama ne oluyor bu sefer suyumuz bitiyor. Evet, Veysel Bey hep geldi, hep gölet, açılış, gölet, açılış, gölet. Açılış. Ama hep açtık. Ama kapalı. Niye açtık, ne yaptık? İşte keşke onun yerine, evet elbette lazım olan yerler vardı ama kapalı devre sisteme geçseydik de bugün bu noktaya gelmeseydik. Benim kurumum olan Devlet Su İşleri'nin bakanlığında yaptı, evet. Genel Müdürlüğü'nde yaptı. Yaptığı işler için Allah razı olsun ama gerçekten çok büyük nobal altında. Çünkü bu kapalı sisteme Veysel Bey eğer eğilseydi... Şimdiye kadar çoktan yapılması çoktan lazım. Çoktan biterdi. Ne bu gölümüz, ne Beyşehir gölümüz hiçbir durumda bu vaziyete düşmez. Abi vergi dilimi, vergi de adalet. En çok şimdi, bu konuda üzerine duyuyorsunuz. Evet. Ne aşamada? Evet. Dün Türk İş Başkanlar Kurulumuz vardı. Hı hı. Türk İş'imize bağlı 33 tane genel başkanımızla Türk İş Başkanımız Ergün Atalay'ın başkanlığına toplandılar. Çünkü bundan bir ay kadar önce 3 tane konfederasyon toplanarak 10 maddeyle ilgili bir bildiri yayınlamışlardı. Birinci madde vergi dilimi. Bakın gelir vergisi. Şu anda kamuda çalışan arkadaşlarımızın 12 aylık maaşının 3 ayı vergiye gidiyor. Yani aslında kamudaki personelin maaşı 9 ay oluyor. 9 ay, evet. Şimdi aldığımız rakamlara baktığımızda 9'a bölmemiz gerekiyor, 12'ye bölmemiz gerekiyor. Ocak, Şubat. İnanın Nisan'ın 3'ünde kamuda bir ikramiyemiz var, sendikanın kazanmış olduğu. Orada vergi dilimi %5 yükseliyor. Nisan'ın maaşında hani Mart'ta aldı ya, ya benim maaş gitmiş diyor %5 arkadaşlarım, haklı olarak. Şimdi Temmuz'a geldik, geçen ay başladı %27'ler. Herhalde Eylül, Ekim'de de %35 vergi dilimine girilecek. Tavan kaç en fazla? %35 mi? %35. Yani, üçte bir. Hani o kadar kötü ki. Arkadaşlarımız her vardığımız yerde, bugün Sulama Birliği'nde çalışan da, DSİ'de, TİAŞ'ta, asgari ücretliden 2 yıldır gerçekten büyük bir devrim oldu. Gelir vergisinden muaf oldular. Allah razı olsun. Yaptıkları hükümetimizin iyi şeylerine teşekkür ederiz. Ama diğer yandan da az kazanandan az, çok kazanandan çok alınması lazım. Şimdi benim arkadaşlarım el emeğiyle aylık belirli bir maaşları var. Şimdi 2 ay, 3 ay %15, ondan sonra %20, 2 ay sonra %27. Aldığımız 6'şar aylık dilimlerdeki farkı bile fark edemiyoruz bazen. Vergiye gidiyor diyor. Devamlı vergiye gidiyor. Dünkü toplantıda özellikle gelir vergisiyle ilgili, çünkü Türk İş Başkanımız geçen Ekim ayından bu zamana gelir vergisiyle ilgili düzenleme yapılmasını, tabana yayılmasını, çok kazanandan çok, az kazanandan az kazanmaya alınması yönünde devamlı beyanatları vardı ama hayata geçirilmedi. Önümüzdeki haftadan itibaren Türk İş'imiz bölgelere bölündü. Bütün illerdeki il temsilcilerimiz ve Türk İş'e bağlı sendikalar görüşleri alınarak bir an önce bu Ağustos'un sonuna kadar ama bildiri, ufak tefek eylemlerle ve en büyük de artık Ankara'da büyük bir miting düşünmeye, seslendirilmeye başlandı. Ve bu konuda bizler de ben üye arkadaşlarıma, işçi arkadaşlarımla söylediğim zaman ya artık sesimizin duyulması lazım. Şimdi teşekkür ederiz Kanal 32'ye, sizin arkadaşlarımıza. Ara ara şeye çıkıyoruz. Ama ne bileyim ya, işte dedik ki bir kopukluk var. Aşağıda ne olduğunu yukarıdaki idarecilerimizin tahmin ediyorum ki tam manasıyla anlamadıklarını anlıyoruz. Evet. Yani toplumun bu kadar, gerçekleriyle Ankara'nın bakışı, Ankara'daki görünen farklı. Çok sıkıntı. Bizler şey bekliyorduk. Cumhurbaşkanlığı seçimimizden önce işte 8 tane dosya var diyordu Vedat Başkanımız, Bakanımız, pardon. 7 tanesini hallettim, bir tane kitlere kadro kaldı dedi. Ya şimdi onu soracaktım, o ne oldu? Olmadı. Seçimden önce gerçekten Türk İşimizin nezaretinde
devamlı girişimlerde bulundu. Kitlerde çalışan, asıl işi yapan özellikle dediler ki önce asıl işi yapanı verelim. Hı hı. En sonunda Türk İşimiz dedi ki tamam onlara verin, geri kalanlarla ilgili bir daha şey yapalım. Onlara da vermediler. Şimdi arkadaşlarımız mağdurlar. Yani kadro beklerken bir de ekonomik kriz vurdu şimdi arkadaşlarımızı. Şimdi kurumun içinde işte taşeron, kadrolu böyle de bir ayrım oldu. Bunun yani çalışma hayatında verimliliği düşürüyor. İnsanlarımızın iş kazalarının engellenmesi konusunda gerçekten çok büyük şeyimiz var. Gayretlerimiz var ama çalışan arkadaşlarımız kendilerini işe veremiyorlar. Yani bir yerde işte diyelim ilk salınan yerde, para alınan yerde bir yerde taşeron, bir de ismini taşeron deniyor. Yani o bile insanı... Ya şimdi geçen hafta bir üyemiz aradı. Ya başkanım dedi ya şu taşeron bir kalksın artık dedi ya. Ya biz hangi ülkede yaşıyoruz dedi ya. Taşeron mu kaldı? Yani bu ibareyi bir kaldırmaları lazım dedi. Doğru. Hani doğru. Buradan yetkililerimize özellikle söylüyorum. Yani şu taşeronu artık bitirelim. Konuşmayalım. Abi şey mi? Hakikaten bu taşeronun kadro verilmesi evet bir aşama ama galiba tam oturmadı. 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 Ya şu anda sayılar hocam 125 bin deniyor. 150 bin deniyor. Şu anda... Hı. Geriye kalan kadro alamayan taşeron. Yani hükümetimizin 150 bin kişiyi zaten istihdam ediyor. Zaten evet. Belirli bir ücret ödüyor. Sadece kadroyu alarak bir güvence vermesi gerekiyor. Güvenceli olması lazım. Bu arkadaşlarımız her ihale döneminde, bazı ihaleler yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık yapılıyor. Diken üstündeler. Ya işte yeni kazanan firma, ihaleye kazanan firma bizi çıkarır mı? Başkasını mı getirir? İşte bana hakkımı verir mi, eksildir mi? Böyle tereddütlerle iş verimi düşüyor. Düşüyor, doğru. Hani bu konuda yetkililerden bir an önce bu konuya açık dikkatin getirilmesini ve kadroların verilmesini talep ediyoruz. Abi asgari ücret çok tartışıldı. Evet. Temmuz'da zam olsun olmasın, olacak olmayacak ama Temmuz'da zam olmadı. Yılbaşına kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hocam bizler şu ekonomik krizin içinde kesinlikle Temmuz ayında asgari ücretimize zam olması lazımdı. Bakın hani biraz önce biraz şey yaptık. Yalancı TÜİK dedik. Yalancı TÜİK'in rakamları 6 aylık enflasyon %24.73. Şimdi Ocak ayında 17.002 lira verdik. %24.73'ü ilk 6 ayda bitti. Şu anda onların aldığı para o günkü değerler üzerine 14 bin liraya düştü. Hayır, zaten bir de şöyle işliyor. Önce bir zam mı millet sıkıntı çekiyor yani zam mı alıyor... Sonra aldığı zamla yani piyasa pahalanıyor. Aynen. Bir soru da alıyor. Zamla alıyor. Sonra hep içeriden gidiyor. Cepten gidiyor yani. Aynen. Hocam öyle bir sıkıntı ki. Bakın şu anda arkadaşlarımızın aldığı maaş 14 binin altına düştü. Çünkü 6 aylık enflasyon. Gerçek rakam %60'larda ama %24-73 açıkladı TÜİK. Yani kesinlikle zam verilmesi lazım. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda Ekonomi Bakanımız ya işte asgari ücretliye verirsem, kamuya verirsem, emekliye verirsem enflasyon azar. Böyle bir kafalarında oluşum var. Evet. Halbuki alakası yok. Çünkü inanın var ya ailelerdeki şiddet, geçimsizlik, boşanmalar, Allah göstermesin intiharlar hep geçimden kaynaklanıyor. Hani %90'ı yokluktan kaynaklanıyor. Ekonomik. Yani bunların sorunları da şu andaki ekonomiyi yöneten kişiler. Yani bu ülkemde 22 yıllık arka arkaya hiç ara kesintisiz olmayan bir iktidar var. Şimdi bir büyüğümüzle geçen hafta konuşuyoruz. Ya ne olacak başkanım dedi bana. Ya ben dedim ki inşallah iyi olacak. Şimdi tasarruf tedbirlerimiz işte maliyemizin şeyi. Ya dedi 22 yılda bu duruma getiren hükümetten iyileşmesini mi bekliyorsun dedi. Yani düşündüm kaldım bir şey diyemedim. Hani gerçekten nerede bir sıkıntı? Ümitli olmamız lazım. Kesinlikle bak. Yani ben hiçbir zaman ümitsiz olmadım. İnşallah hani görünen önce tabii. Düzeliriz ama hani görünen hani biz devamlı gezdiğimiz için, biliyorum. Arkadaşları dolandığımız için emekliler de devamlı geliyor bize. Ama fazla vatandaşın şeyi kalmamış. Umudu kalmamış. Şöyle deniyor. Ya işte iktidar şöyle düşünüyor. Seçim zamanı işte emekliye verir, askeri ücretliye verir. Oyu toplar gibi düşünüyorsa diyor. Hani fakir kışı atladırmış da yedi ayazı unutmazmış. Ben iktidarın bir an önce yani tabanı görmesini istiyorum. Enflasyon nasıl durulacak? Vatandaşın sıkıntısı görmesi lazım. Sabahleyin bir arkadaşımla konuşuyorum.
Tarlada karpuz 1 lira, 50 kuruş teklif edenler olmuş. İhracat yasaklanmış. Tabii ki niye? İş piyasaya verilsin, ucuzlasın, enflasyonu düşürelim diye. Karpuzun maliyeti var. Öyle deniyor. En aşağı bugün karpuzun maliyeti 2 lira diyor. Siz indi tarlada 1 liraya, 50 kuruşa. Tabii ki nakliyedir, şeydir, aracılardan dolayı bize 10 liradan aşağıya gelmiyor bu. Gelecek sene, ondan önce sonraki seneler bu çiftçimizi zarar ettirerek üretim de yapmazlarsa ne yaparız? Ne yaparız? Bir türlü, abi zaten öyle değil mi? Bir türlü bu dengeyi sağlayamadık. Sağlayamadık. Sütte de, ette de, karpuzda da, her patateste de, soğanla da o yani istikrar sağlayamadık. Şimdi biraz önce şeyde okudum. 38 tane ziraat fakültemiz var. 50'ye yakında tohum üretme çiftliklerimiz var. Hala tohumu dışarıdan alıyoruz diye böyle şey yapılıyor. Yani bir tarım politikamız yok. Bizim Isparta'mız yöre olarak ne yetişiyor? Gül, kiraz, elma. Evet, kayısı. Kayısı, evet, Kabaca tarafında. Yani buna biraz daha teşvik vererek, yöre yöre. Şimdi çiftçilerimiz işte Barbunya'ya gidiyor. İnanıyor musunuz? Burdur'daydık. Burdur'un in suyu var. O yöre çok büyük fasulye. Ben bugün ona sipariş verdim, fasulye sipariş. Gördünüz mü? 5 liraymış. Demek aynıdık gelmiş. 5 liraya kadar düşmüş. 11-12'ye çıkmış. Hiç kimse toplamıyormuş. Şimdi 15 olmuş herhalde. Evet. Şöyle bir işçi ortalama gelmesiyle gitmesiyle 900 liraya mal oluyor. Ah. 70 kilo toplasa diyorlar. Ancak kendi yövmesini yani kurtarıyor. Kurtarız. Yani gerçekten çok kötü. Tamam bakın fiyatlar yükselmesin. Ama bunun girdileri çok yüksek. Maliyetler düşsün. Doğru. Onun için asgari ücrete zam yapılmasını acilen istiyoruz. Gerçekten arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı. Kamuda özellikle biz Ocak'ta sözleşmesi başlayan arkadaşlarımız Temmuz'da %24.73 aldılar. Eylül'de bir zam bekliyor musunuz? İşte Eylül'de biz ikinci 6 ayı alacağız ya hocam. Şimdi Temmuz'daki arkadaşlar %24.73 aldı. Tamam. Ocak, Şubat'ta enflasyonun yükselen çıkmasından dolayı. Biz onlardan yararlanamadık. Şimdi biz ortalama 17-18. Şu anda 15.44. Hani bir ay kaldı. %3 çıksa 18-19. Arada 5 puanlık fark var. Şimdi biz geçen sene sözleşmeyi yaparken taban yövmeye 15.000. Onun üzerine %45 zam aldık. Tabanla orta kesim herkes birleşmişti. Şimdi %5'lik fark var. Sağ olsun özellikle genel başkanımız İrfan Kabaloğlu bu konuda biz taleplerimizi iletiyorduk. Eylül'de bu %24.73'ü bizim de almamız konusunda gerekli yazışmalar yapıldı, görüşmeler yapılıyor. Ha olur olmaz bilmiyorum ama %18-19 yerine 24.73'e bile hemen bir ek protokolle razıyız. Razıyız. Tabii şimdi sizinki Mart'ta başlayınca en yüksek enflasyon yılbaşının ilk 3 ay Ocak, oldu. Ocak Şubat oldu. Ocak Şubat oldu. Dolayısıyla oradaki şey size yansımıyor. Peki abi bundan sonraki top sözleşmelerde beklentileriniz neler? Hani sendeki olarak istediğinizi alabileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi hocam şöyle bir şey oldu geçen sene. 700 bin kamu işçisinin işte Ocak'ta başlayan var, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta başlayan belirli sayıda arkadaşlarımız var. Şimdi ilk etapta biz ek protokol yaptığımız zaman hükümetimizde birebir 2025 tarihinde bütün kamudaki 700 bin arkadaşın aynı anda başlaması yönünde imzalandı. Tabii ki bu arada özellikle genel merkezimiz bizim uzmanlarımıza geriye dönük hangi aylar daha avantajlı? Ocak mı, Şubat mı, Mart mı diye bir araştırma yaptılar. Geriye dönük 20 yıl gidildi. Sadece bu yıl Ocak'takiler fazla aldı. 19 yıl Mart'taki arkadaşlarımızın sözleşmesi dahil olanların fazla aldığı görüldü. Genel Başkanımız Türk İş Yönetimi'ne şöyle bir teklifte bulunmayı hazırlanıyor. Bütün sözleşmeleri 1 Mart'ta yapalım. Tamamını. Tamamını. Gidin o doğrusu o değil mi abi? Şöyle tabii ki birebir 2025, 29 Ocak'ta yaptık bu ek protokolü. Normalde birebir 2025'te başlayacak. O zaman bizler de şöyle düşünmüştük. Tabii ki ben genel başkanıma katılıyorum. İşçi arkadaşlarımın menfaati neredeyse biz sendikacı olarak da orada olmamız lazım. Asgari ücret 1 Ocak'ta geçerli oluyor. Tamam. Memur zammı 1 Ocak'ta. Emekli zammı 1 Ocak'ta. Yani o zaman da başlasa da hani ayrım olmaz. Ya işte memur arkadaşa şu verildi, emekliye bu verildi. İşte Ocak'ta başlayan bunu alacak, biz bunu alamayacağız gibi
dedikoduları oradan ortadan kalır. Evet. Yani 1 Mart'ta inşallah hani genel başkanımızın teklifi kabul olur. Bütün 700 bin kişiyi ilgilendiren sözleşme Mart'ta başlar. Ama şu anda yapılan ek protokolde 29 Ocak 2024'te birebir 2025'te başlaması yönünde protokole İnşallah. İmza attık. İnşallah. Tabii ki hocam ülkemizin durumu belli. Ekonomik kriz var. Biraz önce dediniz ya, ümidimizi asla kaybetmiyoruz. Biz Türk içimizin şu rakamlar. Evet. Bizim için çok önemli. Ekstra bir şey istemiyoruz diyorsunuz. Aynen. Keşke olsun ama diyorsunuz ki önce bunu bir sağlayalım. Aynen. Şimdi 62.650 lira. 4 kişilik bir ailenin insan onuruna yakışacağı bir ücret. Yani bu ikramiyesiydi, yan giyim yardımıydı, sosyal. Bunları bize yansıtsınlar. İnanın var ya, her ay işte Türk İşimiz yapsın, diğer kurumlar yapsın, oranı belirlesinler. Bir sözleşmeye de gerek yok. Doğru. İnanın biz nur içinde yatsınlar. Refah Yolu Hükümeti zamanında Sayın Erbakan hocamız şey yapmıştı. Aylık şey yapmıştı. O kadar güzel bir sistem olmuştu ki. Şimdi siz biraz önce dediniz. Şimdi Ocak'ta zam verdi asgari ücretliye. Şimdi 6 ay geçti. Hala o zam duruyor. Her ay biz enflasyondan gidiyoruz. Doğru. Şimdi biz Mart'ta aldık 32.57. Eylül'e kadar nereden baksanız %18-19'u gidecek bunun. Ondan sonra almaya başlıyoruz. Eşel mobil sistemi sağ olsun nur içinde yatsınlar. Erbakan hocam aslında aylık olabilir. Enflasyon kaç? Bitti. Çok güzel. Koy zam. Hiç değilse alım gücümüzle ilgili oradaki azalmayı engelleriz. Kesinlikle. Abi Allah kolaylık versin. Ahmet zor. Hocam. Konu çok, sorun çok ama tabii önce ana konuların çözülmesi lazım. Evet, kesinlikle. Buyurun efendim, son olarak neler söyleyeceksiniz? İlave edeceğiniz bir şey var mı? Hocam, tabii ki çalışma hayatında sıkıntılar olacak. Bizler de işçi arkadaşlarımızın her zaman alın terinin yanındayız. Biliyorum, uğraşıyoruz. Tabii bunun yanında, işçi arkadaşlarımızın yanında memur da bizim. Hepsi bizim. Çiftçi de bizim, emekli de bizim. Hani ülkemizde huzurun olması için, yani biz idarecilerimizden, özellikle Cumhurbaşkanımızdan, yani tabanda yaşananları bir görülmesi lazım. Şimdi öyle bir bize şey yapıldı ki, işte Beşli Çete yakınları burası. Yani bizler diyoruz ki, basın ara ara yazıyor, işte şu kadar şirkete vergi affı geldi, muafiyet geldi. Hiç kimse çıkıp da yalanlamıyor. O zaman inanmak zorunda kalıyoruz. Yani onlara tanınan imkanlar, yani biz Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz kadar o da bizi sevsin ki sorunlarımızı bir an önce çözülsün. Sahayı yani, daha çok görsün diyorsunuz. Aynen. Yani sıkıntılar. Yani bizler gerçekten kendilerini takdir ediyoruz. İyi yaptığı zaman da her zaman yanındayız. Teşekkür ederiz. Ellerinden öperiz. Ama şu andaki sıkıntı çok büyük. Geçim. Evet. Rahmetli hemşerimiz, mekanı cennet olsun, tencerenin yıkamayacağı hükümet yoktur dediğinde gerçekten öyle. Şimdi arkadaşlarım, işçi arkadaşlarım çocuğu para istediği zaman, harçlık istediği zaman, elini cebine attığı zaman veremiyorsa, işte atanın en büyük, en şey olduğu zaman ezildiği zaman. Çünkü biz çocuklarımız için yaşıyoruz, ailemiz için yaşıyoruz. Yani bizler pastada falan binmeyelim, hiç önemli değil. Ama gerçekten vatandaşlarımızın eşit şekilde işte şu rakamlar evet. Herkese verilsin ki yani insanlar o şu kadar alıyordu, bu kadar alıyordu, kimse, bu kadar kazanmış. Kimse günde parası göz olmasın ya. Evet. İnşallah çözülür diye temenni ediyoruz. Her program sizle konuşuyoruz. Bir sonraki programda daha az sorun olsun diye. Gittikçe artıyor. Çünkü gerçekten ya önceki yıllarda dikkat ediyorsanız sulama işçilerine kadro diyorduk. Evet. Kitlere kadro diyorduk. Ama geçim sıkıntısı öyle bir yükseldi ki şimdi artık sadece geçimi düşünüyoruz. İnanın mesela duyuyoruz işçi arkadaşlarımızın sıkıntılarını. Bazı arkadaşlarımızın işte icralık olduklarını. İcralık sayıları, dosyaları işte ara ara yayınlanıyor. İşte %200, %300 arttı. Isparta'daki icra dairesi 4 veya 5 oldu bilmiyorum. Sana. Evet. Gittikçe artıyor. Yani iş kazalarının olmadığı, insan oluruna yakışan bir ücret alınan bir ülke olduğumuzu işçi arkadaşlarımızın, işte bunun yanında memurlar, emekliler, çiftçi arkadaşlarımızın bir ülke istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Yani bu ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz. Tamam, sorunlarına da gidip de asalım falan demiyoruz ama yani bir an önce de yani tabanını da görmeleri lazım.
Peki. Hocam. Abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Buradan bütün vatandaşlarıma, işçi arkadaşlarıma, bütün emekçilere de bir an önce işte enflasyonun olmadığı bir Türkiye, bir ispat ediyorum. Daha iyi, daha ucuz, daha sorunsuz bir ülkemiz olsun inşallah. Peki, çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun, yaşamlar. Evet efendim, Türk İş İl Temsilcisi ve Tesis Isparta Şube Başkanımız Osman Korkmaz konuğumuz oldu. Enflasyonu, asgari ücreti, vergi dilimindeki adaletsizliği, taşerona kadro konusunu, işte 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam düzeyini rakamını söyledi. 62.650 lira olduğunu açıkladı. Yani sorunların çözülmesini istiyoruz dedi. Evet, şimdi arkadaşlar beni tek alırsanız birkaç konu var. Onu söyleyeceğim. Birincisi, özel idare biliyorsunuz, özel idare personel alımı yapacaktı. Bugün sabah biraz sordum, 3000 kişiyi bulmuş. Allah kolaylık versin. İkincisi, biliyorsunuz özel idare genel sekreteri eski İmam Musaadeoğlu Afat İlmiz olarak atanmıştı. Göreve başlamadı. Ben nereye gitsem soruyor, ne oldu? Ne oldu? Şu, İmam Musaadeoğlu göreve başlamadı ama Bakan Bey de henüz atamayı iptal etmedi. Yani buradan bunu altını çizelim. Bir diğer konu yine özel idare ile ilgili, güçlendirme ile ilgili haberler yer alıyor. Gerçekten iddialar vahim. Şöyle ki, tabii biz bunu bilemeyiz ama konuşulanlar vahim, iddialar vahim. Konu incelemede. Eğer bir yanlışlık varsa, ki çocukların hayatı söz konusu, o binalara bizim evlatlarımız girecek. Herhalde gereken yapılacaktır diye düşünüyoruz. Savcılık adalette gerekeni yapacaktır. Bir şey söylemek doğru olmaz. Bir sonuçlansın, bunu bekliyoruz. Yarın akşam söylemiştik, Isparta Spor İşimi yardım kampanyası olacak. İsmail Altınbaş, Levent Doğan ve ben olacağız. Konuğumuz da Isparta Spor Başkanı Gültekin Özdemir olacak. Bir diğer konu, Konya Isparta, daha doğrusu Isparta Şarkıları tarafında bir ihale vardı. Bu iptal olmuştu, yeniden yapılıyor. Sebebi de işte işi içinde araç olduğu için bu tedbirler kapsamında o çıkarıldı. Yeniden ihale yapılacak. Bir iyi bir gelişme, otogar kavşağı üst geçit ihalesi yapıldı, bitti. Herhalde kısa sürede başlayacak. Millet müdürümüz değişti. Erhan Bey, Erhan Baydur Maraş'a atandı. Teşekkür ediyoruz kendisine, hizmetlerine. Recai Ocak Antalya'dan il millet müdürü olarak göreve başladı. Bayan voleybol takımımız yarı finale yükseldi. Tebrik ediyoruz. Hala bayan voleybol takımı üzerinden politika yapanlara da buradan ne diyeyim, bir söz bulamıyorum yani. Bulamıyorum. Ya onlar Türkiye, Türk bayrağında, Türkiye milli takımı savaşıyorlar kızlar. Ya bırakın her şeyi ya. Ya Allah razı olsun, bırakın, destek verelim. Politika yapmayalım. Bütün mesele bu. Arkadaş deme diyor. Bir diğer konu, efendim. Ha, pardon, güzel, Şeref, çok sağ ol. Unuttum mu? Daha doğrusu notlarım arasında atlamıştım. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Vural Oğuzlar arkadaşımız atandı. Tebrik ediyoruz bütün yeni başlayan müdürlerimize. Hayırlı olsun temennimizi iletiyoruz. Bir an evvel de özel idare genel sekreterinin atanması kim olacaksa ama bir an evvel olsun diye temenni ediyoruz. Son sözüm de Galatasaraylı kardeşlerime. Şeref, Mehmet size. Efendim? Bu program yayınlansın. Benim adım geçebilir. Benim adım her dönem her yere geçer. Benim böyle bir derdim yok. Ben kendi evimdeki müdürlüğü yapamıyorum arkadaş. Yani hanımdan fırçayı yiyip bir tuhaf oldum. Benim başka bir yerde olmadı. Ben Şarkı Ertmek Yüksek Okulu müdürlüğüm var. Yani böyle bir talebimiz söz konusu olmaz. Evet, kışlık mışlık başladık ona da Galatasaraylılar. Allah hiç yüzünüzü güldürmesin. Bunu yayınlayalım ama bunu lütfen kesmeyelim. Yani yüzünüz gülmesin. Yıllardır bizim Türk futbolunun hakkını yediniz. Ben böyle düşünüyorum. 5-0 bir hezimet var. Tabii federasyon yönetimi değişince karşımızda bunlar çıkıyor. Hakemler olabildiği kadar objektif. Şu an kulakta Galatasaraylı arkadaşlar hazmedemeyince söylüyorlar. Yani o gün çok mutlu olduk. Biz istiyoruz ki her şey şakası ciddisi bir tarafa da adaletli olsun her şey. Bizim temennimiz bu. Bunu istiyoruz. İyi oynayan kazansın. O gün de Beşiktaş iyi oynadı ve kazandı. İnşallah kazanmaya devam eder. Kim kimin hakkını yediyse, hakkını çaldıysa inşallah o kadar da daha fazlasıyla kaybetsin temenni ediyoruz. Haftaya inşallah buluşuruz arkadaşlar. Buluşmak dileğiyle.